Godzilla vs. Godzilla vs. Kong. İbrahim Boyca hoş Teşekkür Godzilla vs. Kong'a çok hype'lı değilim yani. niye bilmiyorum yani. Ne bileyim. Hype'lanmalı mıyım? İnsanlar bayağı bir hype'landılar da. Godzilla'nın bu kadar umursandığını bilmiyordum ben batıda yani. Bir anda insanlar bir hype'landı. Neyse. Godzilla dö Ya Godzilla normalde tabii ki Godzilla döver. Yani bu şey muhabbeti işte Batman mi Superman mi döver. E Superman döver normalde ama yazar eğer isterse Batman'i öyle bir şey konuma getirir ki Batman indirir Superman'i. Gördük bunu yani. E, yazarın şeyine kalıyor orada tamamen. E, King Kong normalde zaten şey olarak boyut olarak Godzilla ile yarışabilecek bir şeyle de değil normalde. Ama adamlar sırf Godzilla ile kapıştırmak için King Kong'u bayağı büyüttüler. Ta zamanındaki işte orijinal Toho filmlerinde olduğu gibi bir Godzilla vs Kong filmi geliyor. Ama senaryoyu nereye çekecekler? benim beklentim, benim tahmin ettiğim en azından. Filmin başında Godzilla'yı kötü gibi gösterecekler. Çünkü fragmanlarda da hani Godzilla bir tehdit ve hani onu alt etmesi için Kong getiriyorlar, yardım istiyorlar ya. Kong'dan vesaire. Benim tahminim şu yönde olacak. Filmin başında işte bir kötü bir Godzilla var. işte zarar veriyor şeyler, bilmem ne falan filan muhabbeti yapacaklar. Kong gelecek. Ondan sonra bu şeyle kapışmaya başlayacak ve filmin aşağı yukarı %60'ında vesaire falan benim sevgili kulaklığım gene kapandı. Aşağı %60'ında yüzde altmışında falan Kong'un savaştı ve başından beri kötülük yapan Godzilla'nın aslında Mecha Godzilla olduğu ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben. Yani normalde Mecha Godzilla'yı biliyorsunuz baya Mecha Godzilla, metal yani metal bir Godzilla. Ama bu filmde hani böyle bir işte Mecha Godzilla'nın aslında bir şey o iş iskeleti aslında o da işte dışında böyle organik bir ee, organik Godzilla'nın derisini falan simüle eden bir şey hani kaplamışlar. Ondan dolayı Mecha Godzilla olduğu fakir biz onu şey zannetmişiz falan muhabbet olacak. Filmin sonunda Godzilla'yla Kong birlik olup Mecha Godzilla yenecekler diye tahmin ediyorum. Benim tahminim bu yönde. Orijinal King Kong vs Godzilla filminde böyle değil bu arada konsept. Yani böyle değil. Hani spoiler verdiğimi düşünmeyin. Yaklaşık 50 yıl önceki filmden hani spoiler verdim falan düşünmeyin. Orijinal konsept bu değil. Benim tahminim bu yönde olacağı en azından. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ha ben kimin tarafını tutuyorum diyorsanız ben Godzilla'nın tarafını tutuyorum. Yani bir King Kong vs. Godzilla savaşında ben Godzilla'nın tarafını Godzilla'yı daha çok severim King Kong'dan. Olay Yani. Hmm. Film 170'i boş konuşma geri kalın CGI dövüş. İşte genel olarak aslında o Godzilla filmlerinin özellikle Amerikan Godzilla filmlerinin en büyük problemi o insan karakterlere çok fazla odaklanıyorlar ve ben çok sıkılıyorum insan karakterleri izlerken. Godzilla King of Monsters'ı da çok olmadı seyrede. Gerçekten yani iki buçuk saat mi neydi o sikik film ve sadece 20-25 dakikası falan kaiju aksiyonu. Kaiju aksiyonu da büyük bir bölümü zaten hep bir şeyler tarafından kapatılıyor. Ya yağmur var ya bir Duman var, sis var, bir halt var. Göremiyorsun ya olan biteni. Çok sinir bozucu. Ya En azından Godzilla vs Kong biraz daha şey görünüyor. Açık alanlarda savaşıyorlar. Gündüz savaşıyorlar. Görebiliyorsun o anları. Bakalım ne olacak yani.